Galatasaray bombayı patlatıyor. Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen Sarı Kırmızılar, kariyerini Belçika'da sürdüren 19 yaşındaki yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar. Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Sarı Kırmızılar, yaz transfer döneminde olduğu gibi ara transfer dönemini de hızlı geçirmeyi hedefliyor. Arayışlarını sürdüren yönetim, devre arasında potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçecek. Orta sahaya ve sol beke takviye yapmak isteyen Cimbom'da gündeme sürpriz isimler geliyor. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızıların yeni hedefi Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen 10 numaralı Bilal Elhanus'u transfer etmek. Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray kurmaylarının önümüzdeki günlerde Belçika seferine çıkacağı ve transferi noktalamak için uğraş verecekleri belirtildi. 19 yaşındaki Faslı Yıldız bu sezon gösterdiği performansı adından söz ettiriyor. Belçika Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen Elhanus 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Sacha Boey transfer oluyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da hızlandı. Performansıyla Avrupa devlerinin beğenisini kazanan yıldız futbolcu Sacha Boey ile ilgili sıcak bir haber geldi. Boey'in Ocak ayında rekor bir bonservis ücretiyle takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. İşte tüm detaylar. Sarı Kırmızılılar'da devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları da hızlandı. Aslan Lig'de 40 puanlı averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibin en yüksek performanslı oyuncularından biri de Sacha Boey ve yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi. Haberde Fransız yıldızın en genç sezon sonunda başka takıma transfer olacağı yazıldı. Ayrıca Liga Blade'den edinilen bilgiler Manchester United'ın Boey için Galatasaray'a 25,5 milyon euroluk bir teklif verdiği yönünde. Sağ bek mevkisinde oynayan futbolcunun 17 milyon euro değeri bulunuyor. Fransız yıldız Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansı tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon 27 maça çıkan Boey bu mücadelelerde 2 gole imza attı. Icardi'ye iğne yaramadı. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi sezona fırtına gibi giriş yaparken sakatlık sonrası oynadığı maçlarda büyük düşüş yaşadı. Galatasaray'da geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve bu sezona ise harika bir giriş yapan Mauro Icardi geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde 23 gol atarken 8 de asist üretmişti. Bu sezona da hem Avrupa'da hem de ligde iyi başlayan tecrübeli forvet ligde ve Avrupa'da çıktığı ilk 15 maçta 14 gol atma başarısı gösterdi. Arjantinli golcü Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğundan sakatlandı. Mauro Icardi o maçın ardından sahaya çıktı. Tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı. Icardi 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken ikisini penaltıdan kaydetti. Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arası transfer dönemi için çalışma başlattı. Özellikle orta saha ve sol bek pozisyonları için arayışta olan Sarı Kırmızılı ekibin gündemine iki önemli isim geldi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yapılan çalışma sonucu Ocak ayında transferlerin bitirilmesinin planlandığı öğrenildi. İşte detaylar. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kış transfer döneminde takviyenin gerekli olduğu mevkileri belirledi. Deneyimli teknik adam sol bek ve orta alana birer futbolcu transfer edilmesinin şart olduğunu yönetime iletti. Bu iki mevkiyi transfer yapmadan ligin ikinci yarısına başlamak istemeyen Sarı Kırmızılar, şartların elverişli olması halinde bir de 10 numara almak istiyor. Sarı Kırmızılar sol bek mevkisi için Roma forması giyen Leonardo Spinazzola'yı düşünüyor. Aslan sezon sonunda İtalya ekibi Roma ile mukabelesi bittikten sonra serbest kalacak oyuncuyu küçük bir miktar bonservis bedeliyle Ocak ayında renklerine bağlamak istiyor. Orta saha mevkisi için ise arayışlarını sürdüren Galatasaray Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ı radarına aldı. Lucas Torreira'nın yanında oynayacak futbolcu arayan Okan Buruk, Salih Özcan'ın ideal isim olduğunu düşünüyor. Galatasaray ciddiye alınması gereken bir rakip. İtalya Serie A Ligi takımlarından Milan'ın teknik direktörü Pioli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri Galatasaray'ın ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi A grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne devam eden Galatasaray'ın tur atlaması halinde ileriki dönemlerde karşılaşabileceği rakiplerden birisi de Milan.
Serie A devinin teknik direktörü Stefano Pioli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlar öncesinde İtalyan ekibinin tesislerinde değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın mücadeleci bir ekip olduğunu kaydeden Pioli, "Karşımızdaki öyle bir rakip ki sadece bundan birkaç önce Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. Bu tarz yüksek seviyedeki maçları oynamaya alışkın bir takım. Dolayısıyla kesinlikle ciddiye alınması gereken bir rakip," diye konuştu. Ünlü teknik direktör daha önce Lazio'nun başındayken UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak istediklerini ancak finale kadar Galatasaray'la karşılaşmak istemediklerini söylemişti. Miranda grubunu 3. tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılınca Pioli'nin bu sözleri İtalyan televizyonlarında hatırlandı. Galatasaray bu sezonki güçlü kadrosuyla da rakipleri için çok ciddi bir tehdit oluşturmuş durumda. Galatasaray düğmeye bastı, hareket başladı. Angelinho'nun beklenen performansı gösterememesi üzerine Galatasaray sol bek pozisyonuna takviye yapma kararı aldı. Ocak ayı transfer dönemi için transfer adayını belirleyen Cimbom sol bek arayışlarını sürdürüyor. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk'un onayı ile birlikte transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor. Başkan vekili Erden Timur'un öncülüğünde oyuncu menajerleri ve kulüplerle temas kurularak transfer süreci hızlandırılacak. Önceki transfer döneminde Leipzig'ten kiralanan Angelinho'nun beklenen performansı gösterememesi nedeniyle Galatasaray sol bek pozisyonunu güçlendirme ihtiyacı hissetti. İspanyol oyuncu şu ana kadar 19 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Galatasaray yönetimi Angelinho ile yolları ayırmak için Alman ekibi Leipzig'le görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom sol bek pozisyonunu daha etkili bir performans sergileyecek yeni bir oyuncu bulmayı hedefliyor. Aslan'da sol bek için adaylar arasında en çok dikkat çeken isim ise Felipe Jonathan. 25 yaşındaki genç yıldız Santos'un sol bekinde etkili bir performans gösteriyor ve Santos'un küme düşecek olması bu transferi son derece kolaylaştırıyor. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. Galatasaray bu transferi düşük bir bütçeyle bitirmek için anlaşmaya çok yakın. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılar'da gündem her ne kadar transfer olsa da bazı isimlere gelen teklifler dikkat çekiyor. İşte Galatasaray'ın yıldızına gelen son teklif ve detaylar. Cimbom'da gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı Kırmızılar'da özellikle sol bek ve orta saha transferinin kesin olarak yapılması bekleniyor. Galatasaray'da asıl sürpriz ise mevcut oyunculara gelen teklifler oldu. Sarı Kırmızılılar'da son olarak İtalyan ekibi Lazio yıldız ismin peşine düştü. Galatasaray'ın Kopenhag maçına scout ekiplerini gönderen İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor. Kerem'in daha önce yaptığı açıklamalarda da Avrupa hayalini dile getirmesi de bu transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor. Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.